Uzun bir aradan sonra merhaba YouTube, merhaba arkadaşlar. Bugün bir ödevim vardı. Biliyorsunuz ki radyo televizyon programcılığı okumaktayım. Kurgu ile alakalı bir ödevim vardı. O yüzden sinematik birkaç görüntü kaydetmeye çalıştım ve şu an çekimimi bitirdim. Bitirmişken takipçilerimle bir araya geleyim dedim. Bu bir araya gelişin de bir sebebi olsun istedim. Ve sebep olarak ülkemizde kara mizah, Türkiye'de kara mizahı ele almak istedim. Ülkemizde kara mizah, yani kara mizah nedir? Kara mizah güldürdüğü kadar da yaralayıcıdır. Mizahın içinde eleştiri vardır. Mizahın içinde kinaye vardır, ironi vardır. Mizah ancak böyle güldürebilir. Kara mizah da onun bir üst evresi olarak güldürürken yaralar. Ama şu anda ülkemizde kara mizah adı altında 20 yaş altı gençlerin sosyal medyada mizah yapıyor olması güzel bir şey. Fakat bunun bir ölçüsü, bir seviyesi görüyoruz ki yok. İnsanlar kara mizah adı altında değerlere, kişilere, şahıslara leke sürüyorlar. Mesela örnek vereyim, yıllardır Hazreti Ali'nin mizahı yapılır fotoğraflarıyla ya da caps'leriyle. Bu alışa gelmiş bir şeydir ve sürekli yapılır. Doğru mudur? Yanlıştır bence. Hazreti Ali'yi geçtim, İslami değerlerle yapılan mizahlar var. Atatürk'le yapılan mizahlar var. Engelli bireyler üstünden yapılan mizahlar var. Görüyoruz ki bunun bir seviyesi yok. Son olarak da yani bu pislik büyümüş ve 12 Nisan diye kıytırık bir hikaye, kıytırık bir gün uydurmuşlar. Ve toplumun hassasiyetinin zorlandığı şu dönemde 12 Nisan tecavüz günü vesaire diye saçma bir şey üretmişler. Ben kara mizaha karşı bir insan değilim. Biliyorsunuz ki ben de yıllardır kara mizah mı dersiniz buna, ne dersiniz bilemiyorum. Mizah yapıyoruz. Arkadaşlarımızla yeri geldiğinde mizah yapıyoruz. Bunları siz de gördünüz. Biz hiçbir zaman böylesine tutum, böylesine bir terbiyesizlik, kendini bilmezlik yapmadık. Ve görüyorum ki biraz etraflıca düşündüğümde, etraflıca baktığımda görüyorum ki bu kara mizah adı altında yapılan espriler vesaire hepsi 13-20 yaş arası gençlerin içinden çıkıyor. 14 yaşındaki bir çocuğun girip Atatürk'le dalga geçerek mizah yaptığını sanması, İslam ile dalga geçerek mizah yaptığını sanması, peygamberleri kullanarak mizah yaptığını sanması gerçekten acınası ve kötü bir şey. Ülkemizde şu an gençlerin içinde uyuşturucu ve bir türev şeylerin normalleştirilmesi gibi bu şeylerin normalleştirilmiş olması da kabul edilebilir bir şey değil. Bunlar toplumun düzenini, toplumun ahlakını, toplumun birliğini, geleneklerini bozan şeyler. Ben böyle şeylere daima karşıyım ve gördüğümde ise sinirleniyorum, üzülüyorum. Hiç böyle şeyleri kabul edesim gelmiyor. Gerçekten kötü bir şey. İnsanların bunun için şey yapması lazım diyorum ama insanlar bunun için daha ne yapabilir ki? 14 yaşındaki bir çocuğun gelip Atatürk ile dalga geçerek bir caps hazırlaması ya da Hazreti Muhammed'le dalga geçerek, Hazreti Ali ile dalga geçerek bir caps hazırlaması gerçekten utanç verici. Bunun aile ile ya da toplum ile çok bir alakası yok. Bunun kişinin kişisel gelişimi ile alakası var. Kendini iyi hisseden, kendini ideal hisseden bir insan kesinlikle böyle şeyler yapmaz, yapamaz. İnsanlar kendi aralarında ahbaplarıyla bazen bir takım şeyleri böyle cıvkını çıkararak gülebilir. Cıvkını çıkararak pislik şeyler yapabilir. Ama bunların bir seviyesi vardır. O yapılan şey o zamanda kalır. Ve bunun yanlış olduğunu da bilir insanlar. Ama şu anki gençlikte görüyorsunuz ki asla böyle bir ayırt etmek yok. Benim takipçilerimin içinde de böyle insanlar olduğunu biliyorum. Üzülüyor muyum? Üzülüyorum yani. Bazen ben de gülebiliyorum bu şeyleri ama asla olmaması
yapılmaması gerektiğine inandığım birkaç husustan birisi. Şu anda geziyorum. Kağıthane Sadabat Parkı'ndayım. Bakın. Böyle. Söylediklerim umarım takipçilerim için, izleyenlerim için biraz düşündürücü olmuştur. Kara mizah sevdiğimiz bir şey ama doğru olduğu sürece. Yanlış olan hiçbir şeye kabulüm, takatim yok. Sizlerin de öyle olsun. Sizleri saygıyla öpüyorum. Öpeyim mi? Bakın öptüm. Siz de biliyorum ki saygıyla beni öpüyorsunuz. Size bir şarkı söyleyeyim mi? Şöyle bir oturayım, bir şarkı söyleyeyim size. Sevmekten kim usanır? Tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır? Of, sevenle oyun olmaz. Bu kadar. Hadi öptüm. Sizi kucaklıyorum. Saygılar, sağlıklı günler, mutluluklar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini, Ramazan mübarekini kutlarım. Hayırlı Ramazanlar.